Arkadaşlar merhabalar. Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde being kelimesiyle ilgili bazı noktaları değinmek istiyorum. Şimdi being kelimesiyle ilgili aslında gerunds ve infinitives ile ilgili çektiğim videolarda cümlenin öznesi olarak ya da nesnesi olarak nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıca videolarım var. Bu konuyla ilgili biraz daha belki detay bakmak isteyen arkadaşlarım o videoları öncelikle gözetebilirler. Fakat being kelimesini eee kullanırken pek çok öğrencinin, pek çok kişinin hem konuşurken hem yazarken farklı farklı yerleri aslında olmaması gereken yerlere koyduğunu görüyorum. Ve o yüzden Bing ile ilgili aslında biraz aydınlatma yapmak için böyle bir video yapmaya giriştim. Bakalım sizler için de yararlı olacak mı? Şimdi being deyince aslında ne anlamamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle buna göz Yine çok böyle hiyerarşik olarak gidelim. Çok basitten bakalım. Önce bir kelime olarak bakalım. Sonra tense'te nasıl çekimleniyor buna bakalım. Ondan sonra da gerund ve infinitive'lerle ilgili de karşımızda karşımıza cümlenin öznesi ve nesnesi olarak nasıl çıkıyordu? Aslında hangi anlamları geliyordu? Bunlara göz Şimdi arkadaşlar Be kelimesi biliyorsunuz ki to be fiilinden zaten being olarak ing almış halidir. To be fiilinin ing almış halidir ve otomatikman isimleşmiştir. Yani being dediğinizde oluş, olma durumu söz konusudur. Ve bunu en çok nerede görürüz? Mesela bakın human beings dediğimizde e canlı yaratıklar, mahlukatlar, varlıklar, yani yaşayan canlı olarak karşımıza çıktığını görürüz. Yani human beings bizim being kelimesini sık sık karşımızda görebileceğimiz bir isimdir. İşte o yüzden insanoğlu, insanlar, insan, insan grubu falan derken işte oradaki human beings bizim karşımıza çıkabilir. Yani burada aşina almamız gerekiyor. Birinci kullanımı human beings şeklinde kullanılan bir şey, İnsanların canlı olanları, var olanları şeklinde. Şimdi e, come into being diye de bir fiille karşımıza çıkabilir. Burada da e, <laughs> bakın zaten adı üstünde de come into bir şeye oluşması, dönüşmesi. Yani come into being dediğimizde de Var olmaya başlaması, var olmaya e, artık e, o hale bürünmesi demektir. Var olmaya başlamak diye de fiil şeklinde de karşımıza çıkabilir. Mesela deriz ki işte, e, işte yeni uygulamalar önümüzdeki ay itibariyle var olmaya başlayacaklar, hayat bulmaya başlayacaklar, bunlar görülmeye başlayacaklar derken mesela bakın deriz ki işte The new regulation will come into being next year, next month şeklinde kullanabiliriz. Yani come into fiilini beraber de come into being şeklinde bir yapımız, bir fiilimiz vardır. Var olmaya başlamak demektir. Şimdi bunlar kelime olarak baktıklarımız. Peki bu grammatical structure'da karşımıza nasıl çıkıyor? Zaten grammatical structure'da da karşımıza çıktığına tabii ki bir kelime olarak yine anlam bütünlüğü sağlıyor ama hani sadece being işte human being olarak çıkar. Coming to being olarak fiilin yanında yer alır ve varoluş, var olma, ortada bulunma gibi bir anlamı vardır. Bu kelimesel bazda baktığımız. Bizim ee, şimdiki zamanda ya da past continuous tense'de yani present continuous ve past continuous tense'lerde e, bir avuk anlatırken özellikle bazı noktalarda uyardığım şeyler vardı. Şimdi bakın to be fiili bizim e, kesin yargı ve durumları anlatır. Yani mesela derim ki I am nice. Ben hoşum. I am kind. Ben kibarım. Ya da she is nice. O hoş bir kız bakın ya da he is kind, kibar deriz ve bu kişi hakkında bir hal ve durum ve yargı bildiririz. Fakat e, to be fiilinin yani bu to be fiilini continuous tense çekimlediğimizde being haline döndüğünde yani cümle şöyle olduğunda she is being nice. Bakın şimdi bu ne demektir? She is being nice tek anlamı vardır. Normalde bu kız kibar değil, Kibarlaşıyor. Şimdi mesela bir durum olmuştur. Bir ortamda bir muhabbet esnasında bir cümle patlatmıştır. Ya i̇şte da bir davranışta bulunmuştur. Ve bir garipsersiniz. Dersiniz ya bu böyle bir insan değil. Çok kibarlaşıyor yani bugünlerde ya da işte bugün çok kibarlaşıyor hayırdır falan dediğimiz hani o bizim laşlek dönüşmek laşleşle dönüşmek eki kurduğumuz bu fiili biz işte being ile yapabiliyoruz. Yani present continuous tense'te be fiilini bakın arkadaşlar hal ve durumu anlatırken direkt am is are olarak döndürüyoruz. Diyoruz ki she is nice. I am tall. İşte I am beautiful. You are beautiful you are kind, you are rude şeklinde yani bir sıfatla sen halini ve durumunu söylüyorsun ve bu artık o durumun olmuş ve o hale bürünmüş halidir. Lakin dediğim gibi az önce aslında normalde öyle değil, o halde değil ama o gün o hale geliyor. O civarlarda, o sıralarda, o günlerde anlamındaki o dönüşmek şeklindedir. Mesela she was being nice to me. Bana kibarlaşıyordu. Bana karşı çok da var, kibar rağmen Allah Allah var demek ki bir iş diye böyle o garipsediğiniz aslında normal halinden farklılaşmaya başladığı durumlarda işte present continuous tense'de past continuous tense'de bu fiili çekimleyebiliriz. Yani to be fiilinin e, ing alma ihtimali durumlarında da bir olaydan bir olaya dönüşme durumu söz konusuysa bunu çekimlenmiş halde tense içinde görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar onun dışındaki e, gerontlarla ilgili kısım gerçekten önem taşıyor. Çünkü gerontların e, pasifle kullanıldığı durumlarda bizim için gerçekten bu fiillerin e, doğru kullanılması anlam açısından önem taşıyor. Şimdi bakın. Örneğin. Şimdi önce bir nesne olarak bakalım. Diyoruz ki I hate being disturbed while working. Şimdi bakın I hate benim cümlemin kökü. Ben nefret ederim. Hoşlamam, sevmem, nefret ederim. I hate neyden nefret ederim? İşte bakın şimdi siz yapmaktan nefret ettiğiniz bir şey söylüyorsanız normalde biz ne yapıyorduk? Fiilin hemen arkasından işte ayıncı halini getiriyoruz. Diyoruz ki işte I hate eating dessert. Mesela işte hani yemekten nefret ederim. Halbuki burada söylediğimiz şey I hate being disturbed demek bakın. Being disturbed yani başkaları tarafından rahatsız edilmiş olma durumundan nefret ederim. Being disturbed rahatsız edilmiş olma hali demektir. Rahatsız edilmiş olma durumu demektir. İşte o yüzden I hate being disturbed demek ben Rahatsız edilmekten nefret edilmek. Rahatsız etmekten değil. Çünkü rahatsız eden siz değilsiniz. Siz başkaları tarafından rahatsız ediliyorsunuz. İşte o yüzden oradaki disturb kelimesinin ee, bir şekilde pasif haline sokulması gerekmektedir. E, Hate'den sonra da bunu e, ING ile ya pasif de verb 3 kullanıyorsak eğer nasıl yapabiliriz işte? Hate'den sonra verb ing ile ilgili devam eden bir fiili birleştiriyorduk ya. İşte şunu yapmaktan nefret nef 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 ederim. Mesela gece çalışmaktan nefret ederim. I hate working at nights diyorduk. Ahead'den sonra bir verb ing ihtiyacımız var. İşte oradaki verb ing noktasında being bize yardım ediyor. Ve daha da önemlisi zaten kelime anlamı olarak bakın. Being disturbed. rahatsız edilmiş olma durumundan nefret ederim diyorsunuz. Yani being verb 3 böylelikle bu ana cümlenin nesnesi halinde rahatlıkla size kurmanız için bir fırsat sağlıyor. Mesela bir tane daha yapalım. Nominate kelimesiyle yapalım. Uh, he was proud of being nominated for the presidency. Bakın şimdi. He was proud of. Ne yapıyoruz? Gurur duyuyordu. Gurur duydu anlamında. He was proud kullandık. Arkadan da of preposition ile. Çünkü to be proud of something. To be proud of doing something. Bir şey yapmaktan gurur duymak. Bir şeyden gurur duymak. Of preposition ile ilerler. O zaman zaten genel kuralımız neydi? Şunu da kaçırmayalım bir zaman. Proposition'dan sonra daima bir gerund ile cümlemizi ancak birleştirebiliriz. Ama şimdi burada e, aday göstermekten mi e, gurur duymuş yoksa başkaları tarafından? Aday gösterilmekten mi? Bu önemli işte bakın. Bir şey yapmaktan gurur duyduysa normal ayıncıyı getiriyorsunuz. Mesela işte atıyorum. Burada çalışmaktan gurur duyuyorum. I'm proud of working here. Bakın. Ya da she is proud of... Cümleden gidelim. He is proud of working there. Orada çalışmaktan mutluluk duyuyor. E, e, gurur duyuyor. O zaman direkt zaten proud of working deriz. Ama buradaki fiilin yapısı yani anlamı itibariyle aday göstermekten değil, aday gösterilmekten gurur duyma durumu söz konusu. İşte o yüzden arka tarafın bir pasif hale sokulması lazım. E proud of'tan sonra da verb ing lazımdı bana. İşte o zaman being nominated diyoruz bakın. Being nominated. Aday gösterilmiş olma durumu verb 3. Bakın aday gösterilmiş Being olma durumundan gurur duymuştur diyor. Yani burada da cümlemizin he was proud of he was benim he özlem was da yüklem olduğuna göre arka tarafı çok rahatlıkla bir gerund infinite gerund pasifle doldurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları özellikle gramer mantığını anlatıyorum ki konuşurken hani böyle işte zaten aday göstermek, aday gösterilmek. Oradaki hani demiştim ya hep pasif eki, L'ler, N'ler bizde böyle bir tane küçücük bir harfle bu işi kurtarıyoruz. İngilizcede ise yanlış anlaşılmalara sebep olursunuz. Orada being verb'ü yapmazsanız eğer aday göstermekten gurur duydu olur cümle. E derler kime aday göstermiş bu adam? Yani halbuki kendisi aday gösteriliyor. O yüzden Algı açısından cümlenin pasif mi aktif mi olduğu önem taşıyor. Çok üzgünüm ama başka türlü yanlış anlaşılmalara yol açarız. Şimdi bir tane daha yapalım. Yine bakın. Hmm, diyelim ki she doesn't like being interrupted. Mesela işte kesilmekten hoşlanmıyor. Sözünün kesilmesinden, işte işinin bölünmesinden hoşlanmıyor. She doesn't like being interrupted. Görüyor musunuz? Bakın being interrupted. Yani bölünmüş olma durumu, bakın bölünmüş olma halinde olmaktan hoşlanmıyor. Being interrupted. She doesn't like being interrupted. Eğer ki biz bu cümleyi uh, she doesn't like interrupting deseydik, bölmekten hoşlanmıyor bu kız. Yani bu kız e, saygılı bir kız. İşte ya da ne bileyim işte karşıdaki insanlarla empati kuruyor kendisi bir işi ortadan bölmekten ya da bir lafı kesmekten hoşlanmıyor olurdu. Halbuki bu durumda anlam bambaşka. Kızın kendisi mi bu işi sevmiyor yoksa kız bu işin başkası tarafından kendisine yapılmasını mı sevmiyor? Otomatikman anlam açısından karşınızdaki bir iletişim kazası yaşamasına sebep olursunuz. Şimdi peki biz her zaman böyle e, nesne olarak mı kullanıyoruz? Tabii ki hayır. Cümlemizin öznesi olarak da kullanabiliyorduk. Mesela bu cümleden yola çıkalım. Hani dedik ya. She doesn't like being interrupted. Bölünmekten hoşlanmıyor cümlesini. Şöyle de yapabilirdik. Being interrupted. Bölünmüş olmak. Makes her angry. Onu kızdırır diyebiliriz. Bakın. Makes her a uh, stressful stresli hale sokar. Hoşlanmıyor bu durumdan. Yani bu noktada being interrupted birlikte yürüdüğü zaman cümlemizin nesnesi ya da öznesi konumuna çok rahatlıkla gelebilir. Mesela a uh, being told a lie bakın yalan söylenmek. Yalan söylemek demiyorum. Sana yalan söylenmesi. Birisine yalan söylenmesi. Being, o halde olmak yani, o halde olma durumu. Hangi halde? Yalan söylenmiş halde olma durumu. Being told a lie, yalan söylenme durumu. Um, ruins a relationship. Again, yerle bir eder, darmadağın eder bir ilişki şeklinde cümleyi tamamlayabilirsiniz. Ya da işte çok daha simple bir örnek olsun. Being told a lie is very bad. Çok kötü. Bakın orada to be fiiliyle tamamlayabilirsiniz. Ana bir fiil az önce söylediğim gibi işte yerle bir eder, harap eder. Ruins diyebilirsiniz. Yani e, oradaki cümlenin tense'i, oradaki cümlenin işte to be cümlesi olmuş, fiil cümlesi olmuş bunlar değil konu. Buradaki konu being verb 3 yapısının yani being'in yer aldığı en yaygın gördüğümüz halinin cümlelerimizin nesnesi olarak ya da öznesi olarak hareket etmesi mümkündür. Önemli olan sizin hangi cümleye nasıl başlamak istediğinizde kendiniz karar vereceksiniz. Ben hoşlanmıyorum bölünmekten diyorsanız I don't like yani cümlenizin iskeleti çünkü bu. I don't like being interrupted diyeceksiniz. Ama bölünmek çok kötü bir şey ya diyorsanız being interrupted is very bad. Is very depressing. Çok Depresyona sokucu, is very boring. Çok sıkıcı şeklinde ne söylemek istiyorsanız. Yani being interrupted kısmı sadece cümlelerin başında ya da sonunda olmazlar. Sizin söylemek istediğiniz, kurmak istediğiniz cümleye göre, iskeletine göre hareket edebilirler. Bir tane daha yapalım. Mesela e, bu da yine yaygın bir örnekte ve çok da yakışıyor bu örneği. O yüzden seviyorum. Being robbed. Bakın soyulmuş olmak. Being raped is destructive. Mesela işte e, diyelim ki e, kadının biri girmişler, soymuşlar, soğan çevirmişler e, ve ayrıca hani bu konuyla ilgili tam bir e, travma yaşıyor kadın ve diyorum ki evet çok kötü bir şey. Being raped is destructive. Diyorum bakın, yıkıcı bir şey, harap edici bir şey. Soyulmuş olmak, bu durum haline bürünmüş olmak. Being raped. O noktada Hani rubbing is destructive. Bakın soymak yıkıcıdır, harap edicidir, harap edicidir demiyorum. Soyulmuş halde olmak durumu. Being rubbed is destructive diyorum. Bundan düzelmesi, iyileşmesi çok zor. Şeklinde bir cümle de kurabilirim. Uh, mesela bakın yine güzel bir örnektir. Bu yapılara yakışır. Uh, being kept in a cage is Un-freedom for an animal diyorum bakın. Being kept in a cage. Bakın bir kafeste tutulmak. Tutulmuş olmak. Tutulmuş olma durumu. Being kept in a cage means unfreedom. Yani hangi anlama geliyor? E, tutsaklık anlamına geliyor. Özgürlüğünün kısıtlanmış anlamına geliyor. For an animal. Bir hayvan için şeklinde. Ha bakın bu cümleye şöyle de başlayabiliriz. For an animal, bakın for an animal, atın virgülü, being kept in a cage, bir kafese tutulmak is very destructive, çok yıkıcı. Or means unfreedom, tutsaklık anlamına gelmektedir. Yani cümlemizin öznesi halinde olduğunda da hani nasıl işte zaman zarflarını falan cümlenin başına getirebiliyordu. Yine aynı şekilde işte for people, for an animal gibi cümlenin sonundaki bu for yapısında başa da getirebilirsiniz. Hele konuşurken işte e, illa böyle cümlenizin en sonuna bu for'u koymak zorunda değilsiniz. Ya da cümle illa being ile başlamak zorunda da değilsiniz. Ama o cümlenizin subject artı verb olayını, o iskeletini bozamazsınız cümlenizin detaylarını, teferruatlarını cümlenin sonuna ya da önüne koymanız, yarın kelimesini cümlenin sonuna ya da önüne koymanız, her gün kelimesini cümlenin sonuna ya da önüne koymanız, benim için, senin için, onun için kelimesini bunlar cümlenin anlamını bozmazlar. Cümlenin cümle olmasını engellemezler. Bu noktada bizim dikkat etmemiz gereken şey hep kim ne yapıyor, kim ne oluyor ya da ne ne yapıyor, ne ne oluyor. Bu iki e, subject artı verb iskeletini oynatmadığınız sürece birbirinden işte o zaman o cümlenin iskeletini doğru düzgün kurmuş olursunuz. Yani for an animal being kept in a cage means unfreedom diye bir cümle çok rahatlıkla kurulabilir. Aa for ile başladın cümle yanlış oldu. Hayır değil. Benim cümlemin being kept in a cage means diye bakın. Being kept tutulmuş olmak means anlamına gelmektedir. Diye oturttum ben iskeletimi. Cümlem çok rahatlıkla kurulabilir hale geldi. Ee, bir de arkadaşlar, e, being kelimesini tabii ki hala e, hep, yani şöyle demek istiyorum aslında. Biz her zaman fiillerle, fiillerin üçüncü haliyle kullanmayız. Bazen de çok basit bir şekilde cümlemizin öznesi olurlar. Deriz ki, being a teacher is wonderful. Bakın, being a teacher, bir öğretmen olmak. Yani öğretmen olma durumu is wonderful diyebilirim. Ya da işte derim ki being a mother is awesome. Bak, harika bir şey. Or being a teenager is very difficult nowadays because of lockdown. Şeklinde bir cümle çok rahatlıkla kurabilirim. Yani being arkasından bir isim de alabilir. Ya da e, sıfat da alabilir. Dersiniz ki being nice is important in your relationship. Being nice, being kind is very important for everybody in the family. Şeklinde bir cümleyle de siz işte kibar olmak sıfatla, işte anne olmak ya da öğretmen olmak bunun gibi isimlerle tek başına da olma durumunu verebilirsiniz. Yani zaten şunu asla kaçırmayınız. Hep söylüyorum bunu zaten bütün derslerimde söylüyorum. Fiilin üçüncü hali de o sıfatlaşan bir kelimedir zaten. Bakın being kept, tutsak olmuş olma durumu, tutulmuş olma durumu. Yani biz aslında being verb 3 yaptığımızda da fiille falan kurmuyoruz. Being verb 3 dediğimiz şey fiilin üçüncü hali demek, past participle demektir ve fiilin üçüncü halleri daima içinde bulunulan durum olduğu için sıfattırlar. O yüzden aslında being verb 3 de bambaşka bir kalıp değildir. Bin kelimesinden sonra özünde yani iki temada baktığımızda ya isim gelir ya da sıfat ya da sıfat soylu bir kelime gelir. İş bu kadar basittir. Ama being kelimesinin e, nerelerde karşınıza çıktığına dikkat edin. Bir şeyleri okurken, bir şeyleri yazarken being artı bir şeyler varsa bu neymiş ya? İsim miymiş? Sıfat mıymış? Yani onu keşfetmek için görmeniz lazım. Sadece göz gezdirmeyin okurken. Bütün cümleleri anlamak adına çalışın. E, teker teker okumak şu anda belki size zaman kaybına yol açıyormuş gibi gelecektir. Lakin arkadaşlar şu yanlış bir yöntemdir. Biz e, okuma yaparken e, Tarama dediğimiz, göz gezdirme dediğimiz yöntemlerle ana fikirleri anlamak ve hızlıca işlemler çözmek için ve hemen soruların köklerinden, soruların cevaplarına gitmek için. Ama bakın dikkat ederseniz şu ana kadar söylediğim her şey hep bir sınav sistemine dayanıyor. Aa, yani sınav sisteminden dolayı biz bu haldeyiz falan. Hayır, siz böyle olmayı seçmediğiniz sürece böyle olmazsınız. Sınavlardan geçmek için ya da sınav sistemi yüzünden çalışmak zorunda olduğumuz yöntem ve tarz farklı olabilir. Ama okumanın tadına varamıyorsunuz böyle olduğunda. Bir şeyi anlamayı, bir şey comprehension dediğimiz, o reading comprehension dediğimiz o algıyı o beyninize gerçekten düşünceleri ve satır aralarını geçirmeyi yapamıyorsunuz. O zaman sadece sürekli olarak işte ne oluyor? 3-5 tane Alakalı kelimeyi yakaladığınız anda beyniniz kafanızda hayat tecrübelerinizle beraber anlamlar çıkartıyor. Ki işte bu anlamların çıkartılmasında %60-70'lerde her zaman doğrudur bu. Bunda bir sıkıntı yok. Anlamak için hızlıca göz atma ve tarama yöntemleriyle parçanın ana düşüncelerini ve detaylarının bazılarına sahip olabilirsiniz. Lakin şöyle bir durum söz konusu var. İşte bu tür o küçücük e, aktif pasif ayrımıymış, işte o prepositionlarmış, işte hangi anlaşılıyor? Agree with, agree on. Bak mesela atıyorum işte agree with somebody ama somebody olunca with somebody oluyordu ama bir konu hakkında uzlaşmak konu birliğine varmak dediğinizde on oluyordu Ezbere giderseniz eğer oradaki söylenmek istenen tam cümleyi anlayamayabilirsiniz. İşte o zaman o çeldirici şıklara takılabilirsiniz. Ya da tam tersi, hep söylüyorum. Her şey sınav ya da her şey sınavdan geçmek değildir. Okumanın tadına varmak, bilgiyi edinmek için okuyun. Okuduğunuz parçalarda bilgiyi öğrenme aşkıyla okuyun. Bu çok önem taşımakta ve ben açıkçası e, İngilizceyi öğrenirken de başka konularda da öğrenmeye aç olmak ya da öğrenme aşkıyla oturmak bu şeyin başına onları o mantıkla o zihniyeti yapmak çok önem taşıyor arkadaşlar. Yine <laughs> her videomun sonunda olduğu gibi böyle bir şey yapıyorum, dertleşiyorum ama gerçekten bu çok önemli. Yani sadece işte bir tane reading parçasını işte başını okuyayım, sonunu okuyayım, ortasını ya bir oku, bir bak bakalım o bilgiyi edinince zaten sen otomatik yapıyor olacaksın soruların hepsini ve artı yeni bir bilgi ediniyor olacaksın. O yüzden article okumakta, gazete haberi okumakta, herhangi bir işte eseyi okumakta bence hiçbir sakınca yok. Beynimiz zaten yüzlerce, milyonlarca binlerce bilgi alabilecek kadar ay, geniş ve yeterli. Ama biz bunu kullanmamaya ben kısa yoldan kısa yoldan yapalım bu seçelim geçelim, alalım puanı geçelim. Ondan sonra işte İngilizceyi kullanamıyorsunuz. Ondan sonra İngilizceyi keşfetmemiş oluyorsunuz. Ve bu sadece İngilizce için geçerli değil. Belki de öğrendiğiniz bütün e, ilim dallarında aynı şey söz konusu. O yüzden sadece okumak için okumayın. Sadece m, görmek için bakmayın oraya işte hangi soru, hangi şık, hangi proposition, bu proposition aslında bu gelir falan. <laughs> Bunlar çok um, tek düze şeyler, çok böyle yavan, çok böyle tatsız hale getiriyor dil öğrenme sürecini bence. O yüzden böyle bir derin derin okuyun bakalım. Ha derin derin okurken işte beceremediğinizde o zaman kelime bilginizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunu anlayacaksınız. Ortaya bu çıkacak. Neyse ben gerçekten bu sefer çok uzattım ama çok keyif alıyorum gerçekten sizinle bunları paylaşmaktan. Çünkü gerçek olanlar bunlar. Yani en azından benim için gerçek olan şeyler bunlar. Ee, i̇nşallah e, birileri de aynı şeyleri hissediyordur ve evet ya ben yanlış yapıyorum. Ben bari okuyayım artık adam gibi falan şeklinde e, bir şeylere vesile olurum. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdilik bugünlük benden bu kadar. Sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.